Sevgili dostlar merhaba, haftanın son Çok Hızlı Gündem programıyla birlikteyiz. Yine böyle sevmediğim, aslında konuşmak istemediğim bir konuya dair kendimi konuşmak mecburiyetinde hissediyorum. Çünkü sosyal medya tamamıyla onu konuşuyor, Karabük Üniversitesi. Şimdi önce rahatsız olduğum şeyleri söyleyeceğim, sonra işin başka bir boyutuna değineceğim. Rahatsız olduğum taraf şu, işte bir Karabük Üniversitesi'ne dair itiraflar yayınladığını iddia eden bir sayfada isimsiz misimsiz kurgu olma ihtimali çok yüksek. Olmasa da az önce söyleyeceklerimi değiştirmeyecek olan bir paylaşım yapılıyor. Bu paylaşımın akabinden bir grup insan, Türk kızları şöyle, Türk kızları böyle ahlaksız, Türk kızları böyle ucuz, böyle pespaye diye bir koro yaptılar. Birincisi bakın, aralarında kendisine Türk niyetçi diyenler de var. Türk kızları üzerinde, diyelim ki Türk kızları ahlaksızdır, ucuzdur, pespayedir diye bir etiket kalırsa bundan mutlu mu olacaksınız? Bu bir. Öyle değiller bu arada ama hani bir, diyelim ki kurgu olma ihtimali yüksek ama gerçek olsa dahi bir vaka üzerinden bütün Türk kızlarına bunu nasıl teşmin edebilirsiniz? Bu biraz tabii feministlerin tavrından da kaynaklanıyor. Onlar hani hep şeye benzetiyorum, düğünlerde olur ya, kız tarafı erkek tarafı bağırırlar, çağırırlar. Hani öyle bir mizansenli bir oyun vardır. Onun gibi kızlar erkekler diye insanları böyle zihin dünyalarında ayırdılar. Feminizme muarız olanlar dahi bunu içselleştirdi zihinlerinde. Sonra böyle bir şeye dönüştü işte. Türk erkekleri şöyle, Türk kızları böyle. Böyle bir şey yok. Senin gördüğün o bir kız öyle ya da bir erkek öyle. Sonra dediğim gibi üzerine böyle bir şey yapışsa mutlu mu olacaksınız? Kendinize Türk niyetçi diyorsunuz. Yani Türk kızlarının böyle olması zevk mi veriyor size? Bu işte insel minsel kadın düşmanı hareketlerin de popüler olmasıyla beraber bir diyelim ki örnek üzerinden Türk kızları bilmem nedir demeyi marifet zanneden bir genç nesil türedi. Bundan çok rahatsızım. Özellikle kendilerine milliyetçi demelerinden çok rahatsızım. Sonra bu işin başka bir boyutu var arkadaşlar. Bakın birçoğunuz bu yorumları yapan arkadaşlar o günleri yaşamadınız. Fethullah Gülen terör örgütü Tayyip Erdoğan'ın ortağı olduğu, hükümetin ortağı olduğu, ülkeyi neredeyse yönettiği yılları yaşamadınız. Bunların çok temel bir propagandası vardı. İşte devlet okullarında ortaokulda kızlar çocuk aldırıyormuş. İşte devlet liselerinde herkes uyuşturucu kullanıyormuş diye. Her gün haber yaparlardı bak, her gün. Özellikle kız çocukları üzerinden haber yaparlar. İşte çocuk aldırıyorlar, bilmem tuvalette düşük cenin bulunduğu, bilmem orji yapıyorlar, toplu ayinler yapıyorlar falan filan diye. Sebebi neydi? Kendi okul kullarına devşirmek istiyorlardı. Özellikle mütedeyyin ailelerin kızlarını. Mesela bizzat benim eşimin yaşadığı bölgede bu propaganda tesirli oluyor. Orada birçok kız çocuğu okuldan alınıyor. Okullar bu kadar kötüymüş diye. Bana anlattığında mesela inanılmaz üzülmüştüm o kızlarla ilgili. Neredeyse hatta bu furya o kadar etkili oluyor ki eşimi de okuldan alacak oluyorlar. Bugün eşim bir avukat, işte eğitimli bir genç anne. Çok da işte kendince güzel bir kariyeri var. Ne kadar güzel değil mi? Ama bu propaganda etkili olsaydı böyle olacaktı. Şimdi siz bilerek ya da bilmeyerek benzer bir propagandaya iştirak ediyorsunuz. Yani babalar işte okullarda şöyle şöyle olaylar dönüyormuş. İşte kızlar zencilerinden bilmem nelerinden ilişkiye giriyorlarmış. Şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş. AIDS kapıyorlarmış deyip kızları üniversiteye göndermese mutlu mu olacaksınız? İşin böyle bir veçesi de var. Bu sadece sizin sosyal medya eğlenceniz değil. Ama ne olacak ki, iki geyik yaptık hikayesi değil. Böyle şeyler kasten de yayılabiliyor ve yayıldığı zaman böyle tesirler yapıyor. Sonra şimdi gene AKP'ye çakalım. AKP'ye çakmadan herhangi bir mesele irdelenemez. Yani kuantum fiziğini bile konuşacak olsak burada AKP'nin hatalarını konuşmamız gerekir. Şimdi bir defa her tarafa üniversite açtılar. Sonra o üniversitelere öğrenci bulamamaya başladılar belki. Yurt dışından öğrenci ithal ediyorlar. Bir, sosyal medyada paylaşımlara baktım. Bu kepazelik haricinde, yani bu az önce anlattığım kepaze paylaşımlar haricinde de paylaşımlar var. Ve diyorlar ki Karabük'ün dokusu bozuldu. Bunlar suç işliyorlar. Bunlar Afrikalı öğrenciler. Şehrimizi mahvettiler. Dokusunu bozdular. Ondan sonra suç oranlarını arttırdılar, insanları taciz ediyorlar, tuhaf tuhaf ayinler yapıyorlar sokaklarda diyorlar. Bunun şöyle bir tarafı var. Birçok Karabük Üniversitesi öğrencisi şunu yazmış. Bunların çoğu derse gelmiyor. Gelenler Türkçe bilmiyor ama ne hikmetse sınavlardan yüksek not alıyorlar. Bakın zaten Türk üniversitelerinin itibarı çok düşük. Ciddi ve zor diyebileceğimiz bir üniversite sınavıyla üniversitelere öğrenci almamıza rağmen Türk üniversitelerinin itibarı çok düşük. Çünkü akademi bağımsız değil, sürekli devlet müdahalesi var. Devletin ajandası, 3-5 pespaye bürokratın ajandasına dair neşriyatlar var. Oralara fon aktarılıyor. Sonra çok fazla artık üniversite açıldığı için giriş şeyi de eşiği de sürekli aşağı düşüyor. O yüzden aslında üniversite okumaması gereken insanlar da üniversiteye gidiyor. Şimdi bir de bu eklenince ne olacak biliyor musunuz? Üniversite diplomanız 5 para etmeyecek. Çünkü bak, üniversite ciddi bir kurumdur. Yani şu, Türkiye Cumhuriyeti üniversite kurmuş değil mi? Hani biliyorsunuz denklikler falan var. İşte falanca ülkenin diplomasının denkliğini biz kabul ediyoruz. O da bizimkine ediyor. Bazı ülkelerin
bizimkine etmiyoruz. O da bizimkine de etmiyor. Şöyle bir düşünün. Bu ayyuka çıkarsa Karabük Üniversitesi'nde olduğu gibi o AKP'li rektör Afrika'dan bir sürü öğrenci getirdi. Türkçe bile bilmediği net olan bu Afrikalılara diploma verdi. Mühendis ilan etti onları, doktor ilan etti, öğretmen ilan etti. Her neyse, alanı her neyse. Bunlar da diyelim ki bu diplomalarını aldılar parayla. Çünkü dolar geçiriyorlar. Tek dertleri bu. Sonra dağıldılar Avrupa ülkelerine. Mesela başvurdular bir Avrupa Birliği'nde bilmem ne programına. Bir de onlar sever ya böyle azınlıkları koruyacağız bilmem ne yapacağız diye. İşte sırf bunlar zencidir diye işe alırlar. Aldılar mühendis diye. Baktı ki ulan mühendis falan değil bu adam. Ya da mesela aldılar bunu Türkiye uzmanı diye. Türkiye'de üniversiteden mezun olmuş. Türkçe bilmiyor. Ortaya çıktı ki. Ne olacak? Bu vakalar arttığı zaman bir yerde bu ülkeler diyecek ki ha demek ki Türkiye'deki üniversiteler sahte üniversite. Bunlar şey gibi ne bileyim sahte pasaport dağıtır gibi, sahte ehliyet dağıtır gibi diploma dağıtıyorlar. Sana da olacak o zaman. Senin üniversitende bu Boğaziçi de olabilir, İTÜ de olabilir, Bilkent, ODTÜ de olabilir hiç fark etmez. Senin üniversiten de aynı şekilde mimlenecek. Diyecekler ki Türkiye'deki bu eğitim otoritesi işte YÖK'ün kontrolünde olan üniversiteler sahte diploma dağıtıyor. Türkçe bilmeyen adamı Türkçe eğitim veren bir kurumdan mezun etmişler diyecek. Mühendis olmayan bir adama eline mühendis diploması vermişler, buraya göndermişler diyecek. Sen de o zaman işte iş bulamayacaksın. Sen de mesela şimdi bazen hayal ediyorsun ya yurt dışına gitmeyi bil falan filan. Diploman orada para etmeyecek. Orada sana en fazla el işleri, beden işleri yaptıracaklar. Sen diplomasız bir şans olacaksın. Bizi buraya götürüyor abi. Karabük mevzusunun gündeme gelmesi güzel ama yanlış yerden gündeme getirilmesi. Bir de bizim milletimiz maalesef seviyor böyle uçkur konuşmayı. Onun üzerinden Türk kızlarını asla yakışık almayacak şekilde itham etmeyi de seven dediğim gibi nesil türedi. Hani ya biz de genç olduk yani ve hala genciz. Çok da yaşlı değiliz de. Ulan o yaşlarda böyle bir şey olsa yani Türk kızlarıyla ilgili bir şey denmesi bizim kanımıza dokunurdu. Hani şeyi de çok sevmem. Sanki bütün ülke bizim bacımızmış gibi davranmayı ya da kardeşimizmiş gibi davranmayı. O da anlamsız ama hani ya Türk kızları bilmem nedir dese birisi hani derece derece benim kanıma dokunurdu yani. Derdim ki ulan nasıl konuşuyor bu herif benim karşımda böyle nasıl diyebiliyor. Ya da Türk erkekleri bilmem nedir dese yani. Fark etmez. Kız erkeği yok bu iş. Fakat bunu marifet zannettiler. Buradan gündeme getirdiler. Hayır buradan gündeme getirin. Yani o sahte diplomalar, sahte eğitim, sonra küçücük bir şehrimize yayılmış, ne yediği belirsiz bir sürü Afrikalı parayı verip oraya gelmiş ve hep şeye alışmış. Parayı verdi mi Türkler her şeyi yapar. Fikrine alıştırılmış. Afrikalılar bizim için nasıl bir bela? Onu düşünün. Ve bunun üzerinden gündeme getirin. Niye Türk kızlarının iffetine dil uzatıp bir tantana koparmaya çalışıyorsun? Herhalde boomer olduğumu artık ispatladım yani. Yani ruhum boomer çünkü. Çok zoruma gitti çünkü o paylaşımlar. Bunu böyle gündeme getireyim dedim. Pazartesi yine görüşeceğiz. O zamana dek kendinize iyi bakın.